1 Ağustos 2023 Salı Ankara at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Ankara programında 8 koşu var. Sadece 6'lı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. ayak 1 numaralı efkarlı efe, koşuda liderliği almasını beklediğimiz isimdir. Yarışı süratlendirecek at göremedik. Baba Arif Pekalp ve Sait Bey gibi atlar öne erken gelecekler fakat, süratli bir tempoya çıkacaklarını düşünmüyoruz. 1 numaralı efkarlı efe, idman durumunu ve hem son yarışını çok beğendiğimiz bir isimdir. Yağış içi avantajı da var. Tek sorun ağır kilosu olabilir. Bu sebeple ilk sıradan önermekle yetinelim. 7 numaralı Çabuk bugün ters bir yarış beklediğimiz isimdir. Ercan Çankaya idaresinde iddialı olabilir. 4 numaralı Özbatu ve 2 numaralı Baba Arif bu şartlarda iyi koşabilecek diğer isimlerdir. Aslında kalan atların tamamını yazmak gerekir. Fakat yarış şartları ve atların son durumlarına göre eleme yaptık ve 4 at ile bu koşuyu geçmeye karar verdik. Bütçesi olanlar kapatarak da 6'lı Ganyana başlayabilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 7, 4, 2 şeklindedir. İkinci ayak. 3 yaşlı Arapların şartlı bir mücadelesinde, çok farklı diyebileceğimiz bir isim yok. İyi durumda gördüğümüz tüm isimlere şans vereceğiz. 2 numaralı Atabeyli, genel görüntüsü ve idman durumu iyi olan bir isim son işini yanındaki daha iyi görünen attan dolayı iyi bir derece ile tamamladı. Müslüm çeliğin bizzat çalıştırmış olmasından dolayı ilk sıradan yazalım. 7 numaralı şehrin ağası, idmanlarında dereceli işler ortaya koyamıyor fakat, uzun zamandır hazırlanan pişkin bir isim olduğu için yazabiliriz. 8 numaralı toz koparan, grupta en çok beğendiğimiz isimlerden biridir. Kayıtlı görünen sadece bir işi var. Bu işindeki görüntüsü, daha önce de çalışmışım der gibiydi. Yeterli sayıda işinin olduğuna emin olabilseydik, daha üst sıralarda şans verebilirdik. Bu üç ismi yeterli gördük. Umarız üçü de aynı anda eksik koşmaz. Rakamsal sıralamamız, 2, 7, 8 şeklindedir. Üçüncü ayak. Bir numaralı perde kız, hem cinsleri yanında bir adım öne çıkıyor. Güç ve kalite olarak ön plana çıkan perde kız, yarış içi avantajlara da sahiptir. Öncelikle yarışın ağır tempoda başlayacağını belirtelim. Liderliği 2 numaralı demir hazalım alacaktır. Hemen arkasına da perde kızın konumlanacağını düşünüyoruz. Eğer demir hazalıma fazla avans vermeden onu yakın takip eder ve düzlükte de erken kurtulursa, geriden sprint yemeden yarışı kazanabilir. Net favorimizdir. Biz yanına sadece bir at yazacağız. O da önde boş kalma ihtimali olan iki numaralı demir hazalımdır. Bu safkanın stili bir rakibi yok. Son çim yarışında ısrarla liderliği almıştı fakat, çok süratli rakipleri bir anda bastırıp tempoyu aşırı yükselttiler ve başarısız oldu. Bugün öyle bir rakibi yok. Eğer perde kızda rakibini çok sıkıştırmaz ve biraz boş bırakırsa, düzlüğü ortalayacak olan demir hazalımı geçemeyebilirler düzlükte bir anda vites arttırabilen bu kısrağı kuponlarda bulundurmak gerekir. Bu koşuyu 1 ve 2 sıralaması ile geçelim. WhatsApp aktif edildi. WhatsApp birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. 4. ayak 4 numaralı Rage of Angel son yarışında buradaki rakiplerinden BESZ Ters Dream ve İsyan Arzuma yarış içerisinde geçilmişti. Fakat o gün yarış süratli tempoda başlamış ve kendinden daha süratli rakipleri arasında bekleme yapmak zorunda kalmıştı. Stili dışı koştuğu için başarısız oldu. Bugün süratli bir kısrağın olmadığı bu koşuda liderliği alacak ve muhtemelen kolay tempoda kaçacak. Çok güçlü ve formda olan Rage of Angel bizce bu rakiplere yarışın hiçbir yerinde geçit vermeyecektir. 4 numaralı Rage of Angel günün bankosu olarak yazılabilir. 5. ayak. Bu koşuda hafif süratli bir başlangıç izleyebiliriz. 1 numaralı Gel Oblim bilinen stili ile liderliği alacaktır. 3 numaralı cambaz çok süratli bir isim değil fakat önlere erken gelebiliyor. Bugün gel oglimden liderliği isteyeceğini sanmıyoruz fakat eğer isterse yarışı erken süratlendirmiş olur. 1 numaralı gel oglim, kiloya rağmen ilk sıradan yazacağımız bir isimdir. Cambaz 2 yıldır yarış kazanamıyor ve düzlükte çok fazla arttıramıyor. Aslında çekindiğimiz bir isim fakat, gel oglimden dolayı şans vermeyeceğimizi belirtelim. Gel kilodan ve mesafeden dolayı sonlarda geçilme ihtimali var. Çünkü 1400 metre bu safkan için sınır olarak gördüğümüz bir mesafedir. 2 numaralı Aigin Spirit ve 4 numaralı Layın Çayılt, düzlüğün son metrelerinde Gel Oglim'i avlayabilecek kaliteli isimlerdir. Yarış erken sürat denirse Aigin Spirit, hafif ağır tempoda giderse de Layın Çayılt'ın daha şanslı olacağını düşünüyoruz. İki ismi de ayırımsız kuponlara ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 2 4 şeklindedir. 6. ayak. Günün son koşusunda dişilere mahsus handikap 16 mücadeleyi izleyeceğiz. Hafif süratli bir tempoda başlayacak olan yarışın ilerleyen metrelerinde tempo hızlanabilir. Liderliği 5 numaralı Yağmur Güzel'inin almasını bekliyoruz hafif süratli rakiplerinin ilk metrelerde baskı kuracağını tahmin etmiyoruz. Vedat idaresinde bu şekilde bir tempo oluşursa mutlaka iddialı olur. Ancak ilerleyen metrelerde bu hafif süratli atlar rahat durmayacaktır. 1 numaralı Demirbayk, 2 numaralı Herekli ve 3 numaralı Çelemli, bu şartlarda düzlükte etkili olacak kaliteli isimlerdir. Dişilere mahsus bu koşuda mutlaka yazılmaları gerekir. 6 numaralı toprak tutkusunu bir süredir takip ediyorduk. Kaba kum pistteki tek yarışı fena değildi. İstediğinde bu tip grupları kolay geçebilecek güçtedir. İhmal etmemek gerekir. 4 numaralı çam sakızı ve 7 numaralı atlı sultanı pek tutmadığımızı belirtelim. Fakat ikisini de ihmal etmeyeceğiz. Çam sakızı yazmadığımızda bizi yatıran bir isim. Bugün yazdığımız için muhtemelen kazanamayacak ama yerimiz varken ekleyelim. Bu kadar at yazmışken de 50 kiloluk bir ismi dışarıda bırakmak olmaz. Atlı Sultan'ı da ekleyip burayı kapatalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 1, 2, 3, 6, 4, 7 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.